Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda size DGS tercihleri yaparken bazı maddeler var ve bu maddeleri öğrenciler gözden kaçırıyorlar. Bu maddelere aşırı dikkat etmeniz gerekiyor. Bu maddeler geçen yıllarda birçok öğrencinin canını yaktı. Dolayısıyla kazanırsınız, ondan sonra sürprizlerle karşılaşırsınız. Ondan sonra ÖBP puanınıza yazık olur, puanınıza yazık olur. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmediğiniz zaman tam burslu kazansanız bile üniversiteyi tam burslu yerleşemeyebiliyorsunuz. Kazandınız, yerleştiniz, gittiniz üniversiteye, üniversite size burs vermeyebiliyor vesaire. Bunlar çok önemli maddeler arkadaşlar. Yani üniversiteler kaçtan başlatır vesaire, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor zaten. O ayrı mesele, ama bunun dışında maddelere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim için en önemli maddelerden biri madde 21. 21'e geçmeden önce diğer maddelere bakalım. Madde 22 varsa burada yani hazırlık sınıfına, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin ilişiğinin kesileceği söyleniyor. Yani hazırlık var okulda ve siz hazırlık sınıfını 2 yıl üst üste girdiniz, sınava girdiniz, hazırlık sınavını geçemediniz vesaire, derslerden kaldınız, geçemiyorsunuz. 2 yıl boyunca geçemezseniz ilişiğinizin kesileceğini ve sizin aynı eşdeğer programda bir Türkçe bölümüne devam edeceğinizi söylüyor. Ama bu sizin 2 yılınıza mal oluyor. Dolayısıyla hazırlık varsa, eğer siz hazırlığınıza güvenmiyorsanız, madde 22 varsa, yani diyelim ki madde 21 var, madde 22 var, madde 23 var, madde 24 var. Madde 24 zorunlu hazırlık olduğunu gösterir. Zorunlu hazırlık var. Onun yanında madde 22 varsa zorunlu hazırlık var ve siz bu hazırlığı 2 yıl içinde vermek zorundasınız. Veremezseniz ilişiğinizin kesileceğini söylüyor. Buna dikkat edin. Madde 22 varsa, madde 24 varsa, İngilizce okumayacaksanız bunlara gitmeyin. Madde 23'te öğretim dilinin İngilizce olduğunu bize söylüyor. Madde 24'te de zorunlu hazırlık olduğunu söylüyor. Yani derslerin %30'u İngilizce işlenir vesaire diyorsa burada kesinlikle zorunlu hazırlık vardır arkadaşlar. Zorunlu hazırlıkta da girersiniz sınava, muafiyet sınavına. Muaf olursanız olursunuz, olamazsanız hazırlığı almak zorundasınız. Yanında madde 22 vardır. Hazırlığı 2 yıl içinde vermek zorundasınızdır vesaire. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. En çok dikkat etmeniz gereken madde 21 arkadaşlar. Madde 21 çok önemli. Yani biraz burada madde 21'de YÖK'ün, ÖSYM'nin ya da üniversitelerin işgüzarlığı var. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani burada burslardan bahsediyor. İşte mesela en başlarda burslardan bahsediyor vesaire. Hiçbir şey yokmuş gibi anlıyorsunuz. Burslu öğrenim süresi işte burada tam burslu. Öğrenim ücretinin tamamını üniversite karşılar diyor. %50 olan öğrenim ücretinin yarısını, %25 işte vesaire, dörtte birini karşılıyor vesaire. Geriye kalan kısmını öğrenciler ödeyecektir diyor. Tamam, şimdiye kadar sorun yok. İşte hazırlık sınıfından 1 yıl program öğretim süresinin bilmem ne bilmem ne devam etmesi şartıyla burada sonuna kadar kesilmez. Bunlar da söylüyor. Tabii bunu söylerken şöyle de diyebiliyor. Üniversitede burada işgüzarlık yapıyorlar. Yani burada şöyle, sizi 2'den başlatıyorlar ama size bursu 2 yıl veriyorlar. Halbuki siz 3 yıl okumanız gerekiyor. Bursu 2 yıl alıyorsunuz. Son yıl ücretini ödüyorsunuz vesaire. Veya sizi 2'den başlatıyor ama siz onu 3 yılda zaten bitiremiyorsunuz. Bursu 3 yıl veriyormuş gibi yapıyor ama siz zaten onu 3 yılda bitiremiyorsunuz. Size fazla fazla dersler veriyor ve siz o derslerin ücretini sonradan ödemek zorunda kalıyorsunuz vesaire. Bu ayrı bir olay. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Burslu indirim programlarda burslar, indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerin bursluk indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenmez. Tamam. Buraya kadar bir sorun yok yani, tamam. İlgili Yüksek Öğretim Kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yüksek Öğretim Kurumları kendi öğrencisi, bakın asıl işimiz buradan başlıyor. Yüksek Öğretim Kurumları kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilenler ile bir yüksek öğretim programından mezun olanların, bakın bir yüksek öğretim programından daha önce mezun olduysanız, bir 4 yıllık bölümden daha önce mezun oldunuz ve DGS ile ikinci bir 4 yıllık kazandıysanız burada şunu söylüyor. DGS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde Yüksek Öğretim Kurumu'nun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir diyor.
Üniversite bu durumda olanların sadece ücretli ve diğer indirimli programlarına kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Siz daha önce 4 yıllık bir bölümden mezun oldunuz ve ikinci üniversite olarak DGS'ye girdiniz. İkinci üniversiteyi okumaya DGS ile kazandınız. Özel üniversite diyor ki sen daha önce bir lisans programı kazandığın için diyor. Sen tam burslu da kazansan ben sana tam burslu vermem diyor. Tam burslu bölümü kazanmış olmanıza rağmen size tam burs vermiyor. Size %50 burs veriyor. Hatta diyor ki ben senden tamamını isterim diyor. Yani sen tam burslu kazanmana rağmen size tam bursu vermiyor. %50'yi kazanmanıza rağmen size %50'yi vermeyebiliyor. Sizi tam ücretli kabul ediyor. Dolayısıyla siz tam burslu kazandım. Oley diyorsunuz. Üniversiteye gidiyorsunuz. Üniversite pat diye madde 21 açıyor karşınıza. Diyor ki bu maddeye göre diyor ben sana hiçbir ücret senden burslu bölüme senin yerleşmene izin veremem. Senden ücretinin tamamını talep ediyorum dediği zaman siz o anda kalıyorsunuz ve gitmiyorsunuz. Dolayısıyla sizin hakkınız, ÖBP'niz yanıyor. Sizin yerinize gidecek olan kişilerin hakları yanıyor vesaire. Bunu bizzat üniversiteyi arayıp sormanız gerekiyor. Madde 21 varsa üniversiteyi arayıp soracaksınız. Ben tam bursluyu kazandığım zaman bana tam burs mu vereceksiniz yoksa %50 burs mu vereceksiniz? %50'yi ben tercih ettiğimde kazandığımda bana %50 burs mu vereceksiniz yoksa benden ücret alacak mısınız? Bunu arayıp sormanız lazım arkadaşlar. Lisans bölümünden mezunsanız daha önce kesinlikle bu madde sizin canınızı çok yakabilir. Bu maddelere birçok öğrenciler dikkat etmiyorlar. Bu maddelere dikkat ederek tercihlerinizi yapmanızda yarar var. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.